Efendim herkese selamlar olsun. Ben Seyhan Soylu. Enerjinizi yüksek tutmanızı istiyorum. Herkes böyle kenarına. Hadi bir çayımızı koyalım. Benim efendim moralim bozuk, psikolojim bozuk, daraldım, enerjim düştü demeyin. Enerjinizi yükseltmek için böyle stratejik taktikler var, bilgiler var. Onları şimdi paylaşacağım sizinle. Ve İknur Erdinç konuğum, hoş geldiniz. Biyoenerji nedir? Biyoenerji yaşam enerjisidir. Allah'tan aldığımız bir enerjidir aslında. Şifa enerjisi de olabiliyor. Biyoenerji vücudumuzda, aslında herkeste biyoenerji vücudumuzda biyoenerji vardır. Tartıya çıkınca çıkıyor mu ortaya? Yok. Çıkmıyor. Tabii ki o şekilde değil. Aslında bizim ruhumuza hitap eden bir şey değil mi bu? Yani ruhumuzun motivasyonunu sağlayan aslında bir şey. Aslında ruh ve bedenle beraber hep şekilleniyor mu? Bütün bir şekil halinde vücudumuzda bulunan, normalde yaratılış itibariyle 4 katman halinde bulunuyor vücudumuz. Fiziksel bedenimiz, ruhsal bedenimiz, zihinsel bedenimiz ve enerji bedenimiz, aura bedenimiz oluyor. Bu aura bedenimiz zaten en üstte, vücudumuzun en üst katmanında olan aura bedenimiz. Ben senin rengini beğeniyorum falan, sen biraz morsun falan diyen tipler var. Renklere, İnandırıcılığı doğru mu bunun? Renklere de büründüğü söyleniyor. Ama enerjiyle birbirlerinde telepati yöntemiyle nasıl söyleniyor? Birbirleriyle iletişim halinde, dediğiniz gibi mesela ben sizden enerji aldım, hoşlandım veyahut da enerjiniz çok yüksek geldi bana gibi ifadeler doğru. Kimi bilerek, kimi bilmeyerek bunu ifade ediyor. Peki bilerek veya bilmeyerek yapılmış olunan yanlış bir düşünce bizi karmaya sokar mı? Tabii ki mutlaka sokar. Yani düşüncelerimiz zaten dediğiniz gibi enerjimiz de düşüncelerimizden ibarettir. Kendimiz zaten düşüncelerimizden ibaretiz ve bundan da enerji kendimiz üretiyoruz. Hem kendimizin ürettiği enerjiler hem de dıştan gelen enerjilerle beraber kendi enerjimizi negatife düşürebiliyoruz. Enerjimizde kırıklar, parçalanmalar şeklinde oluşabiliyor. Bu en çok da zihinsel düşüncelerimizden oluşuyor. Ne zamandır ilgileniyorsunuz bu enerjiyle? Bir seneye yakın oldu. Çok uzun bir zaman değil. 9 ay gibi bir süredir ilgileniyorum. Sizdeki bu değişim süreci ne zaman başladı? Enerjiye karşı merak sarmanız, bunun eğitimini almanız. Evet, benim merakım aslında benim genç kızlığımdan beri diyebilirim. Hani kendimi anladığım zamandan itibaren böyle farklı astroloji, biyoenerji tarzında şeylere devamlı bir yatkınlığım, bir düşkünlüğüm mü diyeyim, yani bir araştırmam olmuştu. Psişik enerjiyle ilgili biliyor musunuz, bilgi sahibi misiniz? Bu psişik olaylar, bilinmeyen gayipten olanlar, gizemli olaylar. Mesela Brezilya'da bir John diye bir adam neştersiz ameliyat falan ediyor. Katarat alıyor, işte ne bileyim adam apandist alıyor falan. İnanıyor musunuz bunlara? Psişik enerji olarak bilgim yok, fakat biyoenerji olarak derseniz bu tür olayları gerçekten kanıtlanmış bir durum. İnsanın denilecekte dediğim gibi... O Brezilya'daki adama da yani günümüzün İsa peygamberi olarak falan bakılıyormuş. Günde 3000 kişiye falan dokunuyor ve para falan da almıyormuş. Brezilya'da da adamı kahraman gibi falan karşılıyorlar. Küba devlet başkanı Fidel Castro, Che Guevara falan adamın kanserken ona gidip ve iyileşti. Biyoenerji de var içinde adamın yapmış olduğu bir sürü böyle tıbbın açıklayamadığı enerjiler bunlar. Tıp evet, da açıklayamıyor, evet, bilim evet, de açıklayamıyor evet, bunu. Evet, aynen, bu zaten aynen. İnsana Allah'tan gelen, doğuştan gelen meziyetler bunlar. Aynen, 1900 yılların başlarında, tam şu anda ismi aklımda değil, fakat Avustralya'nın başbakanını da aynı şekilde sizin dediğiniz gibi başbakanın rahatsızlığından dolayı tıpta tedaviye cevap vermemiş. Çok tedavi görmüş fakat cevap vermemiş. Bakıcısı, doktorları, hasta bakıcıları olsun etrafında artık yani hani bayağı durumu kötü, iyileşme durumu da yok diye görüldüğü bir zamanda bu biyoenerjinin o zamanın şartlarında bilgi sahibi olan bir hanımefendinin elinden
şey demiş, hani yapabilir miyim, uygulayabilir miyim, müsaadeniz var mı gibi bir konudan sonra izin verilmiş. Uygulandıktan sonra başbakanda iyileşmeler, hakikaten sonrasında da daha da düzelme ve iyileşme görülmüş. Bunu da o zaman sorduğu zaman ne yaptınız diye temassız masaj şeklinde cevap vermiş hanımefendi de. O zamanlar o şekilde biliniyormuş. Sonra bilim enerji olarak da bunu kanıtladı zaten. Temassız masaj. Yani ben mesela masajdan çok hoşlanırım. Sizin gibi böyle deneyimli insanların da bana dokunduklarında sanki böyle oldan hani şey vardır ya, böyle kıl çeker gibi böyle tss diye ağrı nasıl çekiliyor orada? Aslında biz normalde bir bütün, vücudun tüm bütününe çalışıyoruz. Tek tek bölge olarak, hani burada ağrı var, başımda ağrı var, midemde ağrı var gibi bölgesel çalışmıyoruz. Çünkü şifa Allah'tan geldiği için bedenin bütününe çalışıyoruz. Temassız masaj, bedeni ellemeden 2-3 santim üstünde enerji bedenine çalışıyoruz. Enerji bedenin öncelikle negatif enerjisini temizliyoruz. Sonra da vücudumuzda çakralardan oluşuyor. Çakralardaki blokajları dengelemek için uygulama yapıyoruz. Bunlar dengelendiği zaman vücudunuzun neresinde ağrı varsa zaten o ağrı da bu dengelenmeden sonra yok oluyor. O da Allah'ın izniyle tabii ki. Peki bu sürecin içerisinde biyoenerji yaptıran biri mesela nelerle ilgili yaptırmalı? Yalnızca ağrıları, sızıları değil, ruhsal olarak, psikolojik olarak. Tabii. Atıyorum şanstı. Aynen. Aşktı. Aynen. Bunların hepsi aynen. Var içinde. Tabii, yani tabii, aslında tabii, bir kanal açıyorsunuz. Kendinize aynen. Allah'la ilgili inancınızdan, yüreğinizden bir kanal açıyorsunuz. Ve ondan şifayı istiyorsunuz. Evet. Direkt teşekkür olarak. Teşekkür ederim. Çok güzel. Değil mi? Böyle ifade ediliyor yani. Evet. Allah'a olan inancınızı tamsa, idrak ediyorsanız, insanın kendi başına da Allah'tan nasıl avucumuzu açıyoruz, dua ediyoruz, namaz kılıyoruz, secde ediyoruz. Aynen, bu da bir aynen, çeşit aynen. Onun bir üst katmanında bilimi de katarak yine evet. Rabb'a şükür edip, yine namaz da olabilir, şekil ve ritüeller önemli tabii, değil. Allah'la kontak tabii, kurup tabii. O bağa ulaşmak, evet, o çekirdek evet. Öze ulaşmak. Evet, çok doğru söylediniz. Dediğiniz gibi mesela şu şekilde de tarif edebilirim. Demeyecekte bahsettiğim gibi çakralardan vücudumuz aynı zamanda enerji merkezimiz oluşuyor. 7 çakramız var vücudumuzda ve tepe çakrasından kök çakrasına kadar genelde bu terapilerde veyahut da herkesin farklı, dinde de aynı şekilde uygulamaları var. Çakralarda enerji oluşumu tepesinizden düşünün, bir hortumdan su akıyor. Hı hı. Su veriyorsunuz vücudunuza. Çakralarda blokajlar olduğu zaman o blokajlı o çakralarda mesela bu su lağımın akışları tıkanması gibi diyelim. Aynen mesela. Tıkalı oluyor. Akışı sağlanmıyor. O zaman ne oluyor? Bu işte o organınızda rahatsızlıklar çıkabiliyor. Veyahut da bölgesel dediğiniz gibi işte kısmet maddi olur, manevi olur, kısmet kapanması gibi durumlar hayatımızda tezahür ediyor o durumlardan dolayı. Peki bütün bu süreci yaşarken gitgide bu yapmış olan, yani sizden talepte bulunan danışanlarınız da daha sonrası kendisi yapabiliyor mu bunları? Kendisi eğitim almadan, el almadan yapamıyor maalesef. İşte o yüzden el almadan dediğim şey aslında geliniyor. Bilgi akışı. Bilgi akışı. Bilgi evet, akışı yani evet. Tecrübe sahibi olmadan ve bununla evet. ilgili insanın. Peki aldığınız enerji, başkasının negatif enerjisini alıyorsunuz. O sizde kalmıyor mu? Biz de kendimizi temizleme, topraklama yapıyoruz tabii ki. Topraklama dediğiniz toprağa ayak basmak. Yani biz kendimizi temizleyebiliyoruz bunun bilgisini, akışını aldığımız için. Ama bilgisi akışı olmayanlar da dediğiniz çok doğru. Topraklama yapabiliyor çıplak ayakla çime veyahut da toprağa, ama kuru toprak olacak şekilde bastığı zaman. Onda kendisindeki negatif enerjiyi temizlemesinde bu... Çünkü birinden bir yük alıyorsunuz yani. O yükü bir yeri boşaltmak lazım. Gene doğaya boşaltmak lazım. Gene başka... Rabb'ın bilincine boşaltmak lazım. Bir yere boşaltmak tabii, lazım. Tabii mutlaka. Çünkü karma oluşur. Karma. Başkasının enerjisi sizde kalır mı? Veyahut da bu işi yapan birinde kalır mı?
Yok, başkasının enerjisi bizde kalmaz. Negatif enerjiyi zaten kendimizde temizlediğimiz için herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Hatta ki kolektif bilinçte hepimiz bir olduğumuz için... Kolektif bilinç nedir? Kolektif bilinç toplumsal bir bilinçtir. Toplumsal bilincin bir de şu yönü var, biyoenerjiye inançla, inanaraktan gelip de kendisi kabul ederek istediği zaman. Ama inanmadığı zaman bu bilinç aynı bilince girmiyor. Farklılık inandığınız oluyor mu? Teşkil ediyor. Gelen kişinin bu... Sizin inandığınız oluyor mu? Yani ben bu kişideki bütün sorunu kökten bir kere de çözerim. Veyahut atıyorum 5 seferde, 10 seferde çözerim. Yani siz de danışanınıza inanmanız lazım değil mi? Tabii ki, tabii ki mutlaka. Ama şöyle bir şey, yani hani ben çözerim, ben yaparım demiyoruz. Allah'tan şifa geldiği için. Tabii şifa zaten Allah'tan yani. Aynen. Tıp doktorları da yani evet becerileri, el becerileri var ama onlar da Allah izin verirse o ameliyatın sonuçları doğru çıkıyor. Evet. Yani. Şey gibi mi görüyorsunuz? Bir enerji ameliyatı mı gibi mi görüyorsunuz? Yani mesela hani travma geçirmiş olan bir vücuda mesela kaza geçirdi, travma geçirdi bir vücut. Ona operasyon yapılıyor ve mikro cerrahi ile onu tekrardan yaşama döndürülüyor. Ama öbür taraftan da ruha yapılan mikro cerrahi gibi mi bu? Evet, tam üstüne bastınız. Ben de şimdi anlatırken öncelikle tabii ki modern tıptan yararlanmaları gerekiyor. Yani hani trafik kazası geçirmiş veyahut da herhangi bir hastalık teşhis konmuş veya kendi koymuş kişi. Kendi kendine de teşhis koymuş. Bize gelip de işte galiba şu hastalığım var veya bu hastalıktan şikayet ediyorum gibi yani o şekilde gelmelerini tavsiye etmiyoruz. Ne öncelikle, geliyor mesela? Ne diye geliyor size? Öncelikle doktora gitmeleri tabii gerekiyor tabii ki. Size gelen ne gibi geliyor? Aslında bir yabancı bir kişiye derdini anlatıp biraz da psikolojik olarak rahatlamaya geliyor. Rahatlamaya geliyor. Moral alıyor. Moral sizin alıyor. Tecrübelerinizden alıyor. Aynen. Deneyiminizden. Yani, paylaşacağı sırları başka birine gittiğinde, belki çevresinde birine söylediğinde onu paylaşacak. Ama hiç tanımadığı birinin ücret mukabili ödediği için daha rahat edebilecek. Mesela psikolog ve psikiyatristlere gidenler kendilerini deli olarak da görebilirler. Ama bu tür böyle diyalog kurmuş olan kişilerle daha rahat, daha böyle mahremiyetlerini daha iyi anlatabiliyorlar. Tabii tabii, dediğiniz gibi sorunlarını, sıkıntılarını rahatlıkla anlatabiliyorlar. Ama bize gelen genellikle şifa üzerine geldiği için işte hani migrenim var, başım ağrıyor, hani tedavi görüyorum, evet ilaç kullanıyorum ama geçmiyor. Neden geçmiyor? Veyahut da herhangi vücudunda herhangi bir ağrısı var, tedavisini görüyor, geçmiyor. Veyahut da demeyecek dediğiniz gibi manevi anlamda işte evleneceğim, nişanlandım. Ama olmuyor. İki kere nişan attım. Acaba hani bende bir negatif enerji mi var? Bende herhangi bir sıkıntı mı var? Gibi konularda öncelikle dediğiniz gibi mi konuyu anlatıyor. İnsan hem anlattığı zaman rahatlıyor hem de bir arayış içinde geliyorlar. Tam bilmeden gelen çok kişi var biyoenerjinin sonucunu. Biyoenerji uyguladıktan sonra görüyorlar. Hatta yani tam emin olmayıp gelenler de uyguladıktan sonra da şaşırıyorlar. Gerçekten ya çok fark oldu, çok fark etti. Tanıdığım yakın bir arkadaşımın kızına yaptım. Nişanlanmak üzereyken ayrılma durumundaydı. Tabii ki her şey Allah'tan ama bir vesile oldunuz. Negatif bir itme oldu birbirini. Sonradan dediğiniz gibi vesile oldum. Evrenden yardım isteniyor aslında burada değil mi? Bir nevi evet, evet tabii. Peki, ki. Biyoenerjiyi ellerinizle mi, dokunarak mı temas yapılır yoksa online'da yapılıyor mu? Aynen online'da yapılıyor. Dokunarak değil, dokunmadan. Temassız şekilde birebir seanslarımızda çalışıyoruz. Uzaktan da online şeklinde çalışma yapıyoruz. Ya ben Azerbaycanlı bir kadının böyle biyoenerji uzmanıydı. Şey yaptırmıştım, sıcak böyle enerji verdi. Gerçekten ensem yanıyordu. Evet, hissedersin. Ütü basmış gibi oldu. Ama ben bunu denedim mesela. Çok az kişi de denk düştü bana yani. Ama o Azerbaycanlı kadının yani şöyle yaptı, pst, uyu, hipnoz. Çok başarılıydı kadın. Bir doktordu zannediyorum, bir profesör falan. Bu konularda da ilgili bir kadındı. Onkolojiyle falan ilgileniyordu.
Peki genelde danışan portföyünüz ne tarz? Yani danışan portföyümüz demeyecek, dediğim gibi genelde rahatsızlığı olan insanlar ve genç kesim daha çoğunlukla. Bu işlere daha çok meraklılar. Yani fal gibi mi görüyorlar bir enerjiyi? Ya fal gibi değil, fal gibi görmüyorlar aslında, bilinçliler gençlerimiz diyeyim. Yani hani bir orta yaş kesimine nazaran genç kesim daha bilinçli. En azından ne olduğunu araştırıyorlar, öğrendikten sonra daha çok kabul edebiliyorlar. Fakat belirli bir yaş kesiminden sonra eski bir kod kalıpları var insanların. Ya işte büyü müdür acaba, nedir gibi öyle algılayanlar algılayanlar var. Aynen. Yani psikolojik olarak hurafeler yaşayan bir insanın, ya ben buraya gideceğim ama bu da falcı mıdır, büyücü müdür falan diye düşünenler de var tabii insanların içerisinde. Tabii. Ama sizi tanıyınca daha farklı hale alıyor. Nerede oturuyorsunuz? İstanbul'da oturuyorum. Hangi semtte? Bahçelievler'de. Bahçelievler'de oturuyorsunuz. Evet. Bir yıldır yaklaşık olarak bu işi yapıyorsunuz. Bundan önce yapmış olduğunuz mesleki kariyeriniz nedir? Bundan önce hizmet sektöründeydim. Branşınız neydi? Branşım yöneticilikti. Yöneticilik. Bıraktınız mı yöneticiliği? Bıraktım. İnsan psikolojisini yönetmek daha zor değil mi? Yani aslında yoksa sevdiğim işi yapıyorum. Hemen hemen aynı ama evet, dediğiniz gibi sevdiğim iş olduğu için. İlk nereden başladık ilk bunların? Zor gelmiyor. Aslında bu dediğim gibi daha evvelden olan içimde, yani insan hani içe dönsün deniyor ya, içinizdeki içinizi dinleyin, ne istiyorsunuz? Belki mesleğinizde yanlış meslek seçmiş olabilirsiniz. Gerçekten hani normalde dışarıdan ben lise ve üniversiteyi bitirdim. Okul çağı yaşımdayken liseyi okumadım. Liseyi okumuş olsaydım o zaman hemşirelik istiyordum. Gene sağlık sektörü, gene insanlara faydalı olma, bir fayda. Dokunarak veya dokunmayarak insanlara ama ruhlarına aynen dokunmak istiyordum. Evet. Hemşire olsaydım bedenlerine de dokunmak isterdim. Yani onları iyileştirmek hoşuma gidiyordu. Evet. Ama geçmişte yapamadım. Geçmişte onu yapamadım. Sanki şimdi yapıyormuş gibi geliyor. Bu da bana moral oluyor gibi mi düşünüyorsunuz? Aynen, evet. 40 yaşından sonra tekrardan. Yaş önemli değil ki evet. Mesleğin. Evet, yani tekrardan belki bir içe dönme durumundan dolayı olsa gerek veyahut da hani akışta kalalım ve biraz durup dinlenelim ve kendimizi dinleyelim, ne istiyoruz diye. O dönemlerde ben de işte böyle, özellikle bu pandemi döneminde, 2020 senelerinde döneminde ne yapmam gerekir, ne istiyorum, ne düşünüyorum gibi bir de sorular sorarak da kendinizi akışa bıraktığınız zaman evren size cevap verdi. Cevap geliyor. O bu durumlardan sonra işte araştırmalarım beni biyoenerjiye daha çoğunlukla yoğunlaştırdı. Ayda kaç demişiniz oluyor? Ya çok yeni olduğum için hemen hemen 15-20 tane oluyor. 20, aynen 20'ye yakın oluyor. Haftada bir mi alıyor bu 20 kişi? Haftada bir oluyor, bazen haftada iki oluyor. 20 kişiye şu anda hizmet veriyorsunuz. Onların yol arkadaşı gibisiniz. Aslında birer rehbersiniz. Tecrübelerinizi evet paylaşıyorsunuz. Evet. Danışmanlık dediğimiz bu. Bir de insanın enerjisini kendisinin kullanmasıyla ilgili ona şifreler sunuyorsunuz. Tabii tabii. Zaten daha şöyle bir şey de var. İnsanlar hani hasta olmadan gelsinler istiyorum. Herhangi bir ruhsal veyahut da bedensel hastalığı olmadan önce gelsinler ki enerjilerini hani yüksek tutabilsinler. Hem enerji hakkında bilgi veriyorum, hem uygulamalar yapıyorum. Enerji düştükten sonra da yapılır ama enerji düşmeden enerjilerini kendileri de yükseltebiliyorlar. Kendileri nasıl yükseltiyorlar? Pozitif düşünerek de. Mesela 3 dakika zamanınız olsa 180 saniye içerisinde İknur Erdinç'i nasıl anlatırsınız? Yani İknur Erdinç'i nasıl anlatırım? İstanbul doğumluyum. Annem babamın ilk çocuğuyum. Onlara çok selam söylüyorum buradan. Hayattalar, çok şükür yaşıyorlar. İki tane kızım var. Kaç evlendikten sonra da kızlarıma böyle şey oldum. Kaç yaşında kızlarımız? Kızımın bir 24 yaşında, ufağım 20 yaşında. Oh, süper. Evet, iki genç süper kızım var. Çok şükür evliyim. Eşim de. Enerjiniz o kadar rahatlatıcı ki estedim yani. Kendinizi de seviyorsunuz herhalde.
Evet, en önemlisi sevmek o lazım, zaten. Değil mi? Sevgi Kendini enerjisi. sevmeyen zaten bir karma yaratmaz mı vücudunda? Aynen, evet. Mutsuz yani, insanla mutsuz çalışmak insan. Da çok zor. Bir de olumsuz, çok kötü benim. Olur mu? Falan. Bir de zırlayandan nefret ederim, ağlayandan. Ben gülen insanlarla evet, olmak istiyorum evet. Ve evrene de sesleniyorum. Ne kadar gülen, tebessüm eden insan varsa yoluma çıksın. Amin, amin. Aynen, mutluluk, sevgi. İstemeyi bileceksiniz. Evet, sevgi, mutluluk dediğiniz gibi en güzel şey. Zaten şu anda yani bazı kısım insanlarda var. Pozitif düşünüyorlar, kötü düşünüyorlar. Ama bunlar negatif enerji yayıyorlar sisteme ve ortama. Aslında bunların farkında değiller. Bunun farkında olsalar kendilerine, insan en çok kendisine yapıyor ne yapıyorsa. Yani başkasına düşündüğünüz negatif enerji bile evrende yin yang etkisinden tekrar gelip size geri geliyor. Bu dinde de dininizde eşinizle bile beraber şey var. Misin şu anda? Beraberiz. Berabersin diyor mu? Ya hanım sapıttın sen yani, bırak bu işleri de. Ne güzel işin vardı, yöneticiydin, önemli bir yerde önemli bir makamın vardı. Niye bu işleri bıraktın da bu işlere bulaştın dediği oluyor mu? Yoksa onu da böyle teleme peyniri gibi yumuşattık mı? aslında dediğiniz gibi başlarda karşıydı. Karşıydı derken anlamadığı bir şey, anlamadığı Alandı. Bir alan. Evet. Yani hani bu nasıl bir şey? O ne iş yapıyor? O da yönetici bir handa, o da yönetici. Anlamadığı bir de erkeklerin bizim bayanlar kadar tabii ilgisi, meraklı değil merakı yani. Yok yani. Ama meraklı olan da çok meraklı oluyor. Evet. Kadınlardan daha fazla meraklı oluyor. Değil mi? Doğru diyorsunuz. Meraklı olan da, peki eşinizi öğrettiniz mi? Yapıyor musunuz eşinize eşimi, uygulama? Yani hani direkt karşı çıkmadı. Fakat hani anlamadığım bir dal, yapmasan daha iyi olur ama yapıyorsan sen bilirsin gibi bir orta yolda gözlemledi. Eşime yapıyorum. Yani enerji olarak çocuklara da enerji yapıyorum, eşime de yapıyorum. Ama çok şükür eşim ne her kadar zaman sürüyor beni mesela enerji? destekliyor. 15-20 dakika kadar süreli yetebiliyor. Tutku, ben niye bu kadar esniyorum? Enerjiden değil mi? Acayip. Yani nasıl böyle gevşedim böyle. Enerjiniz yani yüksek. Ben mesela kişisel gelişimcilerle de böyle koçlarla enerjiyle ilgili şey yapıp bazen karma yaratıyor bende de. Yani bu tipler şeyleri konuştuğum zaman, bu tip olayları konuştuğum zaman. Karma da yaratabiliyor. Onun için doğru ve pozitif insanlarla sohbet etmek lazım. Aynen. Pozitif olduğunuza inanıyor musunuz? Yani pozitif olduğuma... Bu olayı tanıdıktan sonra daha pozitif mi diyorsunuz? Pozitif olduğuma inanıyorum. Yani daha dediğim gibi bu olayları araştırmadan önce de pozitif yaklaşıyordum, zannediyordum. Halbuki kendi kendimde çok eksiklerimi yakaladım. Hala bir öğrenciyim, hala bir öğreniyorum, hala bir tekamül yolculuğundayım. Pozitif olmaya çalışıyorum diyebilirim aslında. Hala bazen insanız çünkü, beyin gidiyor. Yani bir an şey oluyor, o da etraftaki etkilerden de çok oluyor. Yakalıyoruz, yani yakalıyorum. İnsanlar da bunu yapmasını tavsiye ediyorum. Peki çocuklarınız meraklı mı? Kendilerini yakalasınlar. Benim ufak kızımda daha çoğunlukla bu merak var. Kaç yaşında o? 20 yaşında. Onun aurası biraz daha kuvvetli, güçlüdür. Bu konularda meraklı olması lazım. Merakı da var, evet. Peki, size gelen danışanlar genelde ne tarz taleplerde bulunarak size geliyorlar? Genelde zaten dediğim gibi sıkıntılı olan insanlar geliyor ama sıkıntı yaşamadan evvel gelmelerini tavsiye ediyoruz. Yani kimse rahatken bir arayış içinde olmuyor. Mutlaka ya sağlık sorunu sıkıntısı, ya maddi sıkıntı, ya ailesinde, ya eşinde, ya anne babasından dolayı sıkıntılı olanlar. Şimdiye kadarki biyoenerji yaptığım danışanlarımda. Eşinle ilgili sıkıntı yaşayan hanımlar için de çok gerekli. Çünkü evet, onlara bir yol göstermek lazım. Kahrediyorlar kendileri. Çünkü evet, hanımlar çok daha fazla seviyoruz. Erkekler bu kadar duyarlı değil. Onun için de boş verebiliyorlar. Hatta kudurtmak için de yapıyorlar falan. Halbuki o insanlar kötü böyle negatif enerjiyi çekmeseler, biraz ilgisiz kalsalar bu sefer erkekler kıyameti koparıyor.
Hayatına birini mi soktun falan aynen, diye değil mi? Aynen, aynen. Evet, dediğiniz gibi. İşte aslında bazen doğruyu göremiyoruz. Zannettiğimiz gibi olmayabiliyor olaylar. Bu bizim beynimizin yanılgısı da olabiliyor. Hızlı akıyor, zaman çok hızlı akıyor ve biz bu hızla yetişemediğimiz için yanlış düşünceler, zannettiklerimiz, zanlarımızla yaşıyoruz. Kimisi doğru çıkabiliyor ama kimi de yanlış çıkabiliyor. Bunun için hani hemen direkt kötü, negatif düşünmemek gerekiyor. Peki geçmiş benlik temizleme yapıyor musunuz? Yok. Yani geçmişte travmaları var. Evet. Onu o yolculuğa sokup o travmaları temizlediğiniz oluyor mu? Yok, o kadar ben girmiyorum. Ben sadece enerji kısmı ile ilgileniyorum. Atalardan aktarılan dediğiniz gibi kayıtları falan temizleme, aile dizimleri gibi durumları yapanlar var ama onun eğitimini almadım. Anladım. Peki, tüm bu sürecin içerisinde hedefleriniz ve planlarınız nelerdir? Yani şu an çok yeni olduğum için en büyük hedefim insanlığa faydalı bir hizmet verebilmek. Aynen, insanlığa faydalı ve yani gittikçe demeyeyim de aslında eskiden gelen bir hep böyle bir zannetmemiz, kötü düşüncelerimiz, pozitif negatif düşüncelerimiz genelde hani İyi olsun istiyorum. Çünkü savaşlar var biliyorsunuz. Yani kadın cinayetleri var, maalesef çocuk cinayetleri var. Kıskançlıklar, kin, öfke. Yani bu tür duygu düşünceler de negatif maalesef ki insanlarımız çok arttı bu aralar. Dünya pozitif olmalı. Biraz daha olumlu bakmalı. Aynen. Biraz daha moralli bakmalı. Aynen. Peki bu kısa hedeflerinizin içerisinde neler var? Yani şunu da almak istiyorum, bir enerjinin içerisine hipnoz da katmak istiyorum, öğrenmek istiyorum. Artık eğitiminiz de müsait, dışarıdan bitirmişsiniz. Şunu da ilave etmek istiyorum dediğiniz meslek dalları var mı? Devamında evet, biyoenerjiyi daha aşamalı şekilde ilerletmeyi düşünüyorum. Artı ekstra katılımasında da şey düşünebilirim. Demeyecek söylediğiniz gibi atalardan gelen kayıtların negatif en azından kayıtların pozitife çevrilmesi, nötrlenmesi, negatiflerin temizlenmesi, EFT yöntemleri var. Aklımda olanlar bunlar. Hani ileriki zamanda bu dallarda da işte eğitim almak isterim yani. Yani kendimi geliştirmek, yani bu işi çok seviyorum ve hem kendimi geliştirip hem de benimle yolculuk yapan insanları da geliştirmek istiyorum. Tabii. Onları morallendirmek istiyorum. Dünyaya daha tebessümlü bakmalarını istiyorum aynen, diyorsunuz. Aynen ki hani artık dünya o kadar bu Rusya savaşı, dünya savaşları zamanın yani dünyanın kurulduğundan beri var fakat şu anda daha mı çoğaldı, daha mı hızlandı, daha böyle bir gidişat, biraz sıkıntılı bir zamana gidiyor gibi görüyoruz hepimiz de zaten. Hani istiyoruz ki benim gibi birkaç eğitmenci olsun, YouTube'da olsun, televizyonlarda olsun, yayın yapan arkadaşlarımız da var. Çoğalsın. Çoğalsın, evet, evet. Yani çoğalsın ki hani keşke herkes dünya böyle... Dünya daha güzel olacak birbirimizi severek yaşamayı öğrendiğimizde. Evet, evet. Keşke inşallah da öyle olacak. Her şey çok güzel olsun. Olsun. Hoş geldiniz programıma. Sizi ağırlamak keyifliydi. Çok sağ olun. Peki ya şunu da bana sorman lazımdı Seyhan Hanım, dediğiniz bir şey var mı kafanızda? Teşekkür ederim Seyhan Hanım. Gayet çok güzel her şeyi sordunuz. Peki sevenlerinize, sizinle ruhuna dokunduğunuz kişilere ne söylemek istersiniz? Onları çok seviyorum. Onları çok seviyorum. Biz de sizi çok sevdik. Ruhumu rahatlattınız. Kaç dakika sürüyor bir seans? 15-20 dakika. 20-25 dakikaya kadar uzatabiliyorum. Vallahi şimdi içeride uzun, hazır böyle beni gevşetmişken, konuşurken içeride bana böyle bir seans yaparsanız çok mutlu olurum. Böyle keyifli tabii kendimi ki. Negatif enerjilerden de arındırmış olurum. Tabii ki memnun tekrar ederim. Hoş geldiniz. Teşekkür şeref ederim. Verdiniz. Efendim bugün İknur Erdinç ile bir enerji konuştuk. Enerjiniz yüksek olsun, şansınız daim olsun, sofranızda da Halil İbrahim bereketi.
eksik olmasın efendim. Görüşmek üzere.